kulağın şehit mezarlarının başında nöbet tuttu. Evet sevgili Haşit TV izleyicileri, gördüğünüz üzere Afyon'da bulunan Giresun Şehitliği'ndeyiz. Haşit TV canlı yayınımıza buradan başlıyoruz. Haşitlilerin, değerli dostlarımızın selamlarını ve dualarını getirdik buraya. Size bu şehitliğin nasıl oluştuğunu, nasıl meydana geldiğini, hangi savaşta olduğu ile ilgili temel bilgiler vermeye çalışacağız. 29 Eylül 1924'te Mustafa Kemal Giresun'u ziyaret ediyor. Burada şöyle bir şey söylüyor. Afyon, Karahisar ve Dumlupınar'da sizin uşaklar da vardı. Bundan dolayı rahat ve mutlu olabilirsiniz. Memleket bu sözleri söyleyen gençlikle gurur duyacaktır. Evet, büyük taarruzda 42. ve 47. alaylarıyla büyük taarruza katılan Giresunlu gönüllü alayları 6.000 kişiyle bu büyük taarruza savaşa katılmış. 6.000 kişiden Giresun'a sadece 400 kişi dönebilmiş. İşte onları temsilen burada sadece Giresunluların olduğu Afyonkarahisar'da sadece Giresunluların olduğu bir şehitliğimiz var. 42. alaydan burada şehit olan 14 şehidimiz var. Bu şehitlerimiz şehitlerimizin yanında bu şehitliğin bulunmasına, ortaya çıkarılmasına vesile olan Ahmet Halis Asal'ın da yine mezarı bu şehitlikte. Evet biz şimdi şehitlikleri gezerken ben size bu şehitlikle ilgili bir metin okumak istiyorum. Turan Bey şu anda şehitlerimizle ilgili görüntüleri sizlerle paylaşırken ben de bu metni sizle beraber okuyacağım. Evet. Büyük Taarruz Başkumandanlık Meydan Muharebesi sırasında İşçehisar ilçesinin Karaağaç ve Doğanları köyü sınırları içerisindeki Kabaşkırar ve Dereşiri mevkilerinde mevzilenmişlerdi Rus orduları. Giresun gönüllerine oluşan 47. alayı Topal Osman komuta etmiştir. Topal Osman emrindeki 47. alay 26 Ağustos 1922 gece saat 2.30'da başlayıp 36 saat süren taarruzda Yunan ordusunu yenmeyi başarmış. Ve burada 14 şehit vermiştir. Aynı yine bu cephede savaşan Muharipler Birliği üyesi Giresunlu Ahmet Halis Asal hem savaş alanından gezmek hem de şehit düşen arkadaşlarının mezarını ziyaret için 1964 yılında Doğanlar Köyü'ne gelmiş. Yedesivil Tepesi'ndeki mezarları ziyaret ettikten sonra birkaç güne Doğanlar Köyü'nde kalmıştır. Burada yatan arkadaşlarına bir şehitlik yaptırmaya karar vermiştir. Ahmet Halis Asal'ın teşebbüsü ve Giresunlu emekli General Doktor Rıza Erkan, Afyon Valisi Ahmet Balkan ile Batı Menzil Komutanlığı ve Doğanlarlı köylülerin yardımıyla 1969 yılında bu şehitlik etrafı taş duvarla çevrilerek inşa edilmiş. Ahmet Halis Asal bu şehitlikte kendisine bir mezar yaptırmış. Vasiyeti üzerine bir manga askerle resmi tören niteliğinde cenaze töreniyle şehitliğe defnedilmiş ve arkadaşlarının yanında ebedi istirahatına çekilmiştir. Afyon ile İşçehisar ilçesi Doğanlar köyündeki Giresun şehitliği Dünya Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Müdürlüğü'nün 14-11-1988 gün ve 322 sayılı kararı ile birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş. İstanbul Giresunlar Dernekleri Federasyonu ve İşçehisar Doğanlar Köyü Giresunlar Şehitliği Çevre ve Güzelleşme Derneği ile şehitliğe anıt ve tören alanı yapılması için müze müdürlüğüne müracaatı üzerine projesi çizilmiş. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu'nun 30.03.1990 gün ve 689 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Finansmanı Devlet Planlama Teşkilatı tarafından gerçekleştirilmiştir. Şehitlerin kabirleri mermerle kaplanmış ve hemen kabirlerin yanı başına birer oda ve iki lavabodan oluşan küçük bir bina inşirilmiştir. O bina şu anda yok. Burada gerçekten Giresun Federasyonu'nun öncülüğünde Giresun Federasyonu Başkanı Hasan Tura'nın girişimiyle başlayan, tabii burada birçok emeği var, bugünkü halini almıştır şehitliğimiz. Şunu da hemen söyleyeyim, Sakarya'da en tehlikeli dakikaların yaşandığı bir sırada Mustafa Kemal Paşa şöyle bir taarruz emri veriyor daha doğrusu.
Mustafa Kemal Paşa'ya da soruyorlar. Diyorlar ki Giresun alayının süngüsü yok. Yani süngü taarruzu yapmaları için emir veriyor. Diyor ki işte Giresun'dan gelen askerlerin süngüleri yok. Mustafa Kemal Paşa diyor ki onların ellerinde Giresun bıçağı var. Yeter o. Yani Ulu Önder sözleri Giresun şartlarına ne kadar güvenliğin temelini oluşturmaktadır. Şimdi evet şehitliğimizi gezdik. Burada 14 tane şehidimiz var. Burada kimler var? Onların da ismini zikredelim. Onları da hemen anımsayalım. Bütün izleyenlerimizden de onlara dua etmelerini şehitlerimiz için, tüm şehitlerimiz için Edebiyat'a giden gazilerin için dua etmelerini söyleyelim. Kusura bakmayın, biraz da duygusal bir an yaşıyoruz şu anda. Sesim biraz titriyor bu konuda, kusura bakmayın. Boztekke köyünden Ali oğlu Hasan, Çukur köyünden Mehmet oğlu Necip, Alınyama Bala köyünden Osman oğlu Hüseyin, Kemaliye köyünden Ahmet oğlu Mustafa, Çiçekli köyünden İlyas oğlu Resim, Sayca köyünden Ahmet oğlu Dursun, Görele Dayılı köyünden Mustafa oğlu Yusuf Çavuş, Keşap Küçük Giriş köyünden Emin oğlu Yusuf Çavuş, Keşap Karabuldu köyünden Şükrü oğlu İbrahim, Dereli Yavuz Kemal Hapan köyünden Yusuf oğlu Osman, Kulancak Uçanlı mahallesinden Hüseyin oğlu Niyazi, Kulancak Talipli köyünden Hüseyin oğlu Nazım, Keşap Halkalı köyünden Salih oğlu Abdullah, Homurlu köyünden Ahmet oğlu Osman ve en son olarak da Ahmet Ali. Evet, biz şimdi buranın hayata geçmesiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyoruz. Dolayısıyla şunu hemen söyleyelim. Burası bu hale gelmesinde tabii ki çok büyük katkıları olan, emeği olan birçok Giresunlu hemşerimiz, bürokratımız, iş adamımız, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri var. Ama ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Buranın ilk ortaya çıkması bir iş adamımız, Giresunlu bir iş adamımızın burada bir araziyi aldığı, almak için geldiği sırada burada bir Giresunlu şehitliği olduğunu görüyor. Ondan sonra da buranın fotoğraflarını çekiyor. Düşünün, sanıyorum 90'lı yıllar, bahsettiğimiz yıllar. Bu arada tabii o zaman da gazetecilik yapan Remzi Mamaşoğlu'nu, Giresun dergisinin sahibi, Giresun'un hafızası Remzi Mamaşoğlu'nu arıyor ve bir haber yapıyor. Bunun üzerine Remzi Mamaşoğlu da bir editör yazı yazarak, baş yazı yazarak buranın durumunu izah ediyor. Tabii bunu sorumluluk olarak bilen birçok insan burada çalışmalar yapıyor, buralara gidip geliyorlar. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi yine burada gerçekten çok emeği olan Beykozlu Giresunlar Derneği. Yine o dönem dernek başkanlığını yürüten Ahmet Kuruderi de rahmetli, onu da rahmetli anıyoruz. Burada önemli çalışmalar yapmışlar, buralara git gelmişler, ilgilenmişler. Ondan sonra şunu da hemen söyleyelim. Turan Kurtoğlu'ndan sonra yani buraya bir şehitlik yapılması için çok çeşitli girişimler oluyor. Fakat bu girişimleri tabii ki hepsi sonuç vermiyor. Daha sonra İstanbul'da bulunan Giresun dernekleri bir araya gelerek koordinatörlüğünü de Adil Emecan'ın yaptığı bir komite kuruyorlar ve bu komite burada önemli çalışmalar yapıyor. Hatta bununla ilgili İstanbul'da bir gece düzenleniyor. Gecede toplanan parayla buranın inşası, o zaman eski halini söylüyoruz. Biz eski halini biliyoruz. Şimdi şu anda bizi izleyenlerin belki birçoğu buranın eski halini bilmiyordur. Buranın biz eski halini biliyoruz. Eski halini şey yapıyor. Çünkü hemen arkamızda küçük bir oda vardı. Tabii ki hemen şunu da söyleyelim. Bu geceden elde edilen gelir tabii ki buranın yapım içinde. Tabii ne kadar gelir elde edildiğini onları bilmiyoruz. Biz Adil Emecan'ı biliyorsunuz, daha önce Arşit TV'de konuk etmiştik Halil Kütük'le beraber. Orada küçük bilgiler vermişti zaten bize. Daha sonra burada aslında en önemli işleri yapanlardan bir tanesi de Bayrampaşa Giresunlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan İsa Kara. Gerçekten şehitliğin tarihinin araştırılıp ortaya çıkarılması noktasında ve o şehitliğin yaptığı resmi yarışmalarla buranın bir şehitlik olarak, zaten burası bir şehitlikti. Burada eskiden belki sadece askerlerin gelip resmi tören yaptığı bir yerdi. Ama İsa Kara gerçekten burada etkinliklerin daha da genişletmesi için
ciddi çabalar harcamış bir insanımız. Yeter burada emekli astsubayımız var, Selahattin Turan, onun da çok emekleri var, onun da ismini anmadan buradan geçmemek lazım. Yine Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sinan Bilge Paşa, şehitliğin yapılması için ciddi girişimler bulunuyor ve aslında ciddi de bir ödenek alarak bu şehitliğin o eski haline getirilmesi, yani bugün etrafını çevirdiğimiz hale getirilmesi için büyük bir mücadele veriyor. Ve gerçekten burada insanların gelip ziyaret edebileceği bir alan olması için çok emekleri var. Yine Giresun Dernekler Birliği Başkanı olan 2000'li yıllarda Halil Kütük de burada özellikle Adile Mecan'la birlikte o gecenin düzenlenmesi noktasında buradaki ziyaretler noktasında zaman zaman çalışmalar yapılıyor. Aslında bu çalışmalar o dönem 90'lı yıllarda biraz yapıyor ama 2000'li yıllarda işte burayı çeşitli Giresunlu hemşehrilerimizin biraz siyasete bulaştırır gibi olmasıyla bir soğuma meydana geliyor. Bizim araştırmalarımız onu gösteriyor. O soğumadan sonra yine Beykozlu Giresunlar Derneği buraya her sene bir otobüsle geliyor. Burada dualarını yapıp gidiyor. Bunu klasik haline getiriyor Beykozlu Giresunlar Derneği. Beykozlu Giresunlar Derneği'nde Hasan Karakaya'nın başkan olmasından sonra buraya bir şehitlik yapılması için bir komite kurulmasına kararlaştırıyor. İşte o dönemde Abdullah Gümsel de bu komitede yer alıyor. Gökhan Taneri Vural da var. Benim de birlikte Giresun Derneği'nde yöneticilik yaptığımız arkadaşlarımız. Tabii onların da çektiği birçok videoyu ve şeyi ben izledim. Hatta YouTube'da da bu konuyla ilgili videolar var. Bunları da söyledik. Daha sonra şunu da hemen söyleyelim. Beykozlu Giresunlar Derneği'nde yaptığımız da istişarede buradaki yapılan projenin altından yani ekonomik olarak altından kalkılamayacağı düşünüyor. O dönemlerde Giresun Federasyonu kurulan, Giresun Dernekler Birliği'nden Giresun Dernekler Federasyonu ortaya çıkıyor. Başkanlığına da şu andaki milletvekilimiz Hasan Turan geliyor. Beykozlu Giresunlar Derneği federasyonla birlikte ortak bir komite kuruyorlar. Buranın daha iyi hale getirilmesi için dolayısıyla o komisyonda burada çeşitli çalışmalar yapıyor. 2014 yılında ben buraya geldiğimde gerçekten buranın yolları, Doğanlar Köyü'nün yolları gerçekten çok kötüydü. Hatta biz otobüslerle geldik. Beykozlu Giresunlar Derneği'nin o zaman yönetim kurulu üyesiydim ben. Oranın basın sözcüğünü yapıyordum. Onlarla birlikte geldiğimizde aşağıdaki kısımdan buraya kadar yürümek zorunda kaldık. Çamurdan araçlarımız çıkamadı, otobüslerimiz çıkamadı. Ama bugün geldiğiniz yolu gerçekten mükemmel bir tesis kurmuş burada. Yani Giresunlular atalarına gerçek manada ciddi anlamda katkı sağlamışlar. Tabii burada Hasan Turan'ın gerçekten çok büyük emeği var. Bunu inkar etmemek lazım. Tabii Hasan Turan'ın yanında onunla birlikte hareket eden birçok arkadaşımız vardır. Tabii herkesin emeğine sağlık diyoruz. Hasan Turan'ın girişimleriyle yine İstanbul'da siyaset yapan, belediye başkanı olan değerli Giresunlu büyüklerimiz var. Onların da bu size biraz sonra doğru gezdireceğimiz bu kompleksin oluşmasında çok büyük emekleri var. Tabii şunu hemen söylemek de istiyorum. Dördüncü kez geliyorum ben buraya. Her geldiğimde daha gelişmiş. Aslında bu sene pandemi süreci burayı biraz etkiledi. Ben en son geldiğimde yaklaşık 10 bine yakın insan gelmişti buraya. Çok ciddi bir teveccüh vardı. Ama tabii ki burada yapılan etkinliklerin biraz siyasallaşması, çok fazla bürokrasiden insanların gelmesi, buradaki daha önceden yaşanan o soğukluğu yeniden gündeme getirmeye başladı. İnsanlar da biz işte şehitlerimizi, atalarımızı görmeye gidiyoruz. Bizi siyasetçileri getiriyorlar. Saatlerce konuşturup bizi esir ediyorlar gibi çeşitli şikayetleri de olmadı değil. Şimdi biz buradan devam edeceğiz. Burada tabii ki biraz sonra doğru tören başlayacak. Törenden önce sessizlikle biz size töreni de zaman zaman canlı yayınlayacağız. Biz size kültür evini gezdirmek istiyoruz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi Giresun Federasyonu organize ediyor buradaki etkinlikleri. Şu anda gördüğünüz gibi sahne çalışmaları yapılıyor, hazırlıklar yapılıyor.
biraz sonra doğru saat 5 ile 7 arasında burada resmi bir tören yapacak. Biz 2 yıl önce açıldı, yanlış hatırlamıyorsam, kültür evinin içindeki dokümanları size göstereceğiz. Evet, Turan Bey ile beraber gidiyoruz. Evet, burası tabii biraz karanlık. Belki tam olarak gösteremeyebiliriz. Burada bir müze var. O dönemde kullanılan silahlar, mühimmatlar, tabii bunların daha sonra burada gelen yarışmalar, bunların tarihiyle ilgili kitaplar, araştırma kitaplarımız var. Burada yine gördüğünüz gibi İşte bıçaklar, kamalar burada bir müze haline getirilmiş. Gerçekten güzel bir yer burası. Yine o dönem kullanılan çarıklar sanıyorum. Tabii benim de çok bilgim yetmiyor bunlar. Askerin kullandığı çantalar, işte görüyorsunuz askerimizin o dönemde giydiği ayakkabılar bulunur. Hemen yan tarafa geçiyorum. Burada müzede. Burada da savaşın maketi yapılmış, gerçekten savaş alanının maketi yapılmış. Gördüğünüz gibi. Evet, Duran Bey size burayı gösteriyor. Yine resimlerle burası donatılmış. Evet, şimdi hemen Haşit ile canlı yayındayız. Giresun Federasyonu Gençlik Kolları Başkanımız yanımızda. Hemen burada soralım. Burada çok güzel bir ortam oluşmuş. Pandemiden dolayı çok fazla yaklaşmıyorum. Şu anda maske kullanmadığım için. Evet başkanım, bu kültürle ilgili size kısa bilgi alalım. Kültürevi 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam açıldı. Yine burada İstanbul'daki belediyelerimizin ve destekleriyle burada ilgili döneme ait izleri bulabileceğimiz güzel bir ev, güzel bir müze şeklinde kullanılıyor. Her zaman biz tabii buraya her yıl yoğun bir katılımla, 30 Ağustos haftasında yoğun bir katılımla gezdik. Ama maalesef bu yıl malum şartlardan dolayı biraz eksik katılımla oldu, sınırlı katılımla oldu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha yoğun, daha fazla katılımla her zaman olduğu gibi burayı doldurmaya devam edeceğiz. Evet, muhterem başkanım. Evet, başkanım, canlı yayınlayız. Sizi de alalım. Size çok fazla yaklaşmıyorlar. Şimdi, evet, şu anda canlı yayınlayız. Bir ortak yapmanıza gerek yok. Sesinizi pek alamıyor. Mikrofonumuzda bir sıkıntı olduğu için direkt telefondan yayınlanıyor. Burada güzel bir kültür evi oluşmuş. 2014 yılından beri de ben de buradaki gelişmeleri, eski ve yeni halini görüyorum. Her yıl düzenli olarak sanıyorum 2016'dan 2015'te itibaren federasyon tamamen yürütüyor. 2014'ten tam hatırlamıyorum. 2014 olabilir. 2013. Evet, 2013'te diyor başkanımız. O zaman beni o Giresunlar Derneği yürütüyor. Sağ önce Bey. Evet. Yürütüyor. Evet. Hasan Tuna'nın başkanlığı döneminde başlayıp o gün biz buraya Giresun Federasyonu'nu organizasyonunda şimdi ben şunu sorayım. Tabii buradaki etkinlikleri biz de takip ediyoruz. Evet. Şoför sınırları karşımızı takip ediyor.
burası ile ilgili kurtulamamış ne düşünüyor? Yani hem manevi anlamda söylüyor, hem bugünkü geldiği nokta anlamında. Şimdi Türkiye'de bütün şehitlerimizin bir amacı var. Evet. Geçmişte bu topraklarda yaşananları, bugünün o günleri görmeyenlerine hatırlatmak, günlerin yeniden geldiği durumlarda bir bilinç kazandırmak, bir vatanseverlik bilinci kazandırmak amacına yönelik olarak tesisler koyuyoruz. Biz Giresunların da burada bir 14 tane şehitimiz var. Aslında bu bölgede bizim çok şehitimiz var. Çok şehitimiz var. 42 ve 47. alayların, 42. alayın tamamı, 47. alayın da çok önemli bir kısmı bu topraklarda şehit oldu. Evet. Biz onların sembolü olarak burada yerini bildiğimiz 14 şehitimizi ziyaret ederek bunu gelecek nesillere aktarmaya, o dönemi gelecek nesillere hatırlatmaya çalışıyoruz. Nasıl mücadele verilmiş, bu topraklar nasıl kurtulmuş, gelecek nesillerin anlaması çok önemli. Eğer biz bunu aktarmazsak bu hafızamız kesintiye uğrar. Dolayısıyla gelecek nesiller bunu bilmezler. Evet. Bilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu şehitliklerin temel amacı bu. Ben buraya geldiğimde vatanseverlik duygusunu gelecek nesillere aktarmanın ne kadar önemli olduğunu hissediyorum. Evet. Ve bunu içim titreyerek de burada yaşıyorum. Onun için burası çok önemli. Ben Giresun günlerinden daha fazla önemsiyorum. Bizim Giresun Federasyonu diğer faaliyetlerinden burayı daha fazla önemsiyorum. Çünkü burası bizim hani gönül telimizi titretiyor diye. Evet. Ama bu tabir biraz hani müziğe benzer bir tabir oldu. Öyle değil ama. Gerçekten buradaki insanlar içi titriyor, sesi titriyor konuşurken. Evet. Burada o acıyı hissediyorlar. Burada şehit olanların hepsi 20 yaşında, 18 yaşında. Biz atalarımız diyoruz ama onlar çocuk yaşta buralarda evet. Kendilerini feda ettiler. Vatan toprağı için düştüler. Ve bu bulunduğumuz nokta büyük taarruzun başlangıç noktalarından bir tanesi. Evet, doğru. Büyük taarruzun işaret bir şey tabiri caizse burada ateşlendi. Eğer buradaki mevziler aşılamamış olsaydı ki bugünün Batı basını buradaki mevzileri çok önemsiyordu. Evet. İngiliz basınında deniyordu ki işte bu mevzileri eğer Türkler aşarsa 6 ayda aşarlarsa evet. 6 günde açlık saysınlar. Aynen. İmkansız evet. Görüyorlardı evet, buraları. Evet. Hatta bugünlerde bile Batılı gazetelerin nüshalarında bunlar var. Ama bizim Giresunlar burayı 36 saatte Allah'ın izniyle bertaraf edip büyük taarruzun başlamasına sebep oldular. Büyük evet. Taarruz biliyorsunuz milli tarihimizde çok önemli bir savaştır. Yani kesinlikle. O günün şartlarında 10 günde savaşarak 500 kilometre bir mesafeyi kat eden bir ordu düşün. Evet. Yani bu büyük bir askeriydi. Evet. Yunanların İzmir'e memleketine dökülmesi buradan var. Evet. Dolayısıyla bütün Anadolu'dan düşmanların temizlik harekatı da buradan başladı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir emri. Adeta buradan verilmiş. Evet. Yani başlangıcı burada oldu. Dolayısıyla bu nokta çok önemli. Burası bir mücadelenin başlangıç noktası. Biz Giresunlar'da burayı gerçekten yürekten hissederek buraya geliyoruz. Buraya bu yıl pandemi nedeniyle seyrek kişisel katılımlar da kişisel katılım da değil. Biz sınırlandırdık. Gelenler gelmek isteyenlere gelmeyin. Çünkü 15 kişiden fazla katılma Afrika Valiliği de izin vermedi. Evet. Halklı bir durum. Yani memleketimizde bir salgın durumu var. Bu salgın nedeniyle biz de böyle bunu öngörmüştük ama biz 150-200 kişi olsun katılalım diye düşünürken 15 kişilik bir katılımla sınırlandırıldı. Şu anda burada 15 kişiyle 20 kişiyle bir program yapacağız. Ama şunu yapmaya çalıştık. Dedik ki bu 1989'dan beri buraya Giresun sivil toplum kuruluşları ziyaret ediyor. Evet. 1964'ten beri de Giresun'dan ziyaret ediyor. Evet, doğru. Ondan önce de burada meftun bulunan, yine burayı da savaşarak gazi olmuş, sonra burada şehit olan arkadaşların mezarını bulan ve 10 yıllar boyunca bu mezarların bakımını kendisi bizzat yapan Ahmet Asal gazimiz burayı o savaştan hemen sonra birkaç yıl sonra burayı programlı olarak ziyaret ediyoruz. Başkanım hemen şunu da sorayım. Biz bu konu tabii ilgili mezarlıkta birçok bilgi verdik. Evet. Yine de HTV izleyicilerini dinlendiriyoruz. Bu şeyin oluşmasında, bu resimlerin toparlanmasında, bu arşivin oluşmasında bu öncülüğü kim yaptı? Onu da merak ediyoruz. Çünkü büyük bir emek çünkü burada. Şimdi bunu iki tane şu kum şeyi, savaş kovanını evet. Bir mizansen, savaş mizansen. Savaş kovanını haritayı yani. Evet. Bu haritayı buradaki askeri yaptı. Evet. Buradaki komutanlar. Bu resimleri çeşitli
ihtiyacı ve elimde bulunan hem şeylerimizden aldım. Daha çok Gazimiz Ahmet Asal'ın oğlu Abdullah Asal Beyefendi'den bazı evraklar alındı. İşte babasının resimleri bulunan Gazi Ahmet Asal'ın resimleri. Evet. Sonra diğerleri zaten Giresun genel olarak arşivinde birçoğumuzda var olan resimler bunlar. Çoğaltılmış bir şekilde. Resimler orijinal değil ama. Evet, bunları çoğalttık. Sonra burada bir zamanın şeyleri, neyse onu da tanımlatayım. Eski kitapları, eski Kur'an-ı Kerim var orada. Evet. Burada şey, onların başka Ahmet Asal'ın babasının notları var. Evet, şimdi, evet. İşte, peki başkanım, bu kitaplar Türkçeleştirildi mi? Yani bunlar... Burada şimdi, bu da kitap Türkçe değil. Bunlar şey... Hayır, şey eski yazılımlar. Kur'an-ı Kerim. Yani el yazmalarının şeyler, hatıratlar var mı içinde? Yok, içinde bunlar yok. Ha, bunlar Kur'an-ı Kerim'e, yani, o döneme ait. O dönemi Kur'an-ı Kerim müsaadeleri, yani o dönemde yazılmış şeyler. Hayır, şu Kur'an-ı Kerim, şu Kur'an-ı Kerim gördünüz, bu da Kur'an-ı Kerim. Bunlar o dönemin eskiden elde yazılan Kur'an-ı Kerim'ler, şu elde yazılan benziyor daha. Evet, evet. Bu da o dönemin yine matbaada kullanılmış. Şu yine bir matbaa. Başkanım, burada Türk şey var. Türkiye Eski Muharipler Cemiyeti'nin bir sancağı var. Evet. Tabi orada mutlaka bir anlamı var. Evet, bu, bunu 3 sene kadar önce Afyonkarahisar'da bulunan Muharipler Cemiyeti bunu bize hediye ettiler. Evet. Bunu da biz de buraya mutlak şey yaptık böyle, anı yaptık buraya, astık. Bu Milli Mücadele simgeleyen bir şey, tarihi evet. Çok eski, evet. O dönemden kalma bir bayrak. Yıpranmışlığından da zaten anlaşılıyor. Evet. Çok değerli bir manada, tarihi bir özelliği var. Bu gördüğünüz resim bizim Giresunluların tarihi kıyafetidir. Evet. 1900'lü yılların başlarında Giresun'da bu kıyafetle dolaşıyor. Şimdi askeri olarak milis biliyorsunuz. Evet, milis. Onların giydiği kıyafetlerle kullandıkları silahlar da bunlar. Elindeki bu üçlü mahzendir. Öyle diyebiliyorum ben. Evet, tabii yaşını kurtarmadığı için bilmiyorum. Ama şu mermileri görüyorsunuz bakın. Evet. Mermiler belli de kuşakta mermiler var. Yakada şöyle bir çapraz kuşak var. Onda da mermiler bulunuyor. Evet. Mermiler o dönem has mermilerdi. Sonradan bulunmuş değil bunlar. Evet. Evet. Orijinal. Evet. Milli Savunma Bakanlığı'nın elinde var bunlar. Evet. Ondan sonra yine buralarda bakın şu resim Ahmet Hasan bu şehirde ilk tespit ettiği günlerde hiç kimse yapmazsa ben kendim yaparım diye çalışma yaptığı dönemde çok önemli bir resim ve buranın ilk hali bu aslında. Evet. Bakın Ahmet Asal kendisi Giresun'a vazıkla kıyafetleriyle burada tespit etmiş. Burada çevreyi temizliyor bu. Yıllarca kendisi gelmiş her 30 Ağustos döneminde bir ay, bir buçuk ay buralarda kalmış. Evet. Buraları imar etmiş. Kendisi temizliğini yapmış. Yani böyle onun bir yürekten bir bağlılığı var. Evet. Şöyle deniyor, onun çatışma anında buradan Doğanlar Köyü'ne su almak için gittiği, geldiğinde de arkadaşlarının şehit olduğunu gördüğü söyleniyor. Şimdi o ne kadar doğru olabilir bilemiyorum. Ben onu duymadım ama şöyle bir şey var, burada 36 saatlik bir savaş. Evet. Yani 27 Ağustos 1922 tarihinde. Evet. 36 saat. Bu 36 saatte bu olay. Evet. Ya burada karşında bir ordu var. Sen burada saldırmaya çalışıyorsun, ordunun bulunduğu mevzileri dağıtmaya çalışıyorsun. Yani burada işte su al gel falan öyle bir zaman olduğunu zannetmiyorum. Ha, şimdi biz şeyi anlatacağız başkanım. Şimdi Gedesi'nin tepesini de göstereceğiz aslında. Evet. Ben oraya çıktım, orası bölgeye gerçekten çok hakim. Afyonkarahisar gibi bölgeye hakim bir yer. Evet, çok doğru. Ben hemen size şunu sorayım. Sizin çünkü tören başlıyor. Fazla zamanınızı almayayım. Şimdi hani amacımız gençlere burayı anlatmak, sevdirmek ve bunu hissettirmek. Manevi dürgüyü hissettirmek. Ki ben zaman zaman yine şehitliğe her geldiğimde, yani şimdi daha böyle yayına başladığımızda gözlerim oldu biraz. Kümrelerim şey oldu çünkü yaşta o dürgüyü ben hissediyorum burada. Gençlerin buraya teveccühü nasıl? Daha önceki programlar için söylüyorum. Çocukların, gençlerin buraya gelme oranı, teveccühü nasıl? Çok var. Ben inanın var. Şimdi şöyle aslında buradaki yalanın yaşadığı tarihi dikkate alırsanız, evet. Aslında biz bile genç sayılırız. Yani, evet, yani, ama şöyle, gençlerimizin bilgisi var. Bizim Giresun Federasyonu'nun gençliği var, diğer derneklerimizin gençlikleri bile var. Biz onları vasıtasıyla uğraşalım. En çok ilgi onlar gösteriyor, inanın. Evet, yani, güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Evet. Yani insanlar, bizim insanımızda bir vatanseverlik duygusu zaten var. Yani, evet, var. Evet. Var olanı bunlarla güçlendirmek.
yapmaya çalışıyoruz. Daha da güçlenmiyoruz. Ve gençler buraya gelen zaman zaman şeyler de gibi, aileleri gibi, burası bir ziyaret yeri oldu. Evet, evet. Yani illa buraya bu tarihte gelmiyor insanlar. Doğru, doğru. Bu tarih dışında zaman zaman buraya gelen, beni tanıyan, işte başka memleketlerden arkadaşlarla buraya geldiklerinde bana mesaj atıyorlar. Bak Mütterim abi, biz senin işte başkan olduğun federasyon, evet, bu yerdeyiz falan diye. Ya buraya emek veren herkesten Allah razı olsun. Gerçekten yani, ben az önce isimlerini saydım. İşte geçti Turan Kurtoğlu'ndan, Remzi Mamaşoğlu'ndan, işte evet, Sinan Bilge Paşa'dan. Tabii Sinan Bilge Paşa'nın. Çok önemli emekler var. Onlar evet, neyse ben anlattım. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz tabii yukarıyı da geleceğiz. Tamam. Canlı yayınımıza evet devam edeceğiz. Yukarıda üst katta geleceğiz ama şu da var. Şimdi burada aslında konaklama için, gelen insanların konaklaması için bir otel belki düşünebilir ama tabii onların zaman süreç gösterecek. Burada gerçekten ciddi, çok güzel, son 6 yılda yapıldı bunların hepsi. Evet. Bildiğim kadarıyla ilk geldiğimizde bu binanın hemen yan tarafında küçük bir işte resimlerin olduğu küçük bir de tuvaletin olduğu küçük bir bina vardı. O binayı ben hatırlıyorum ama 6 yılda bu süreçte burada bir kültür evi, mescidi, işte ihtiyaç duyacak camisi, lavabosu, her şey var artık. Gerçekten bir bekçi evi var. Bir bekçi evi var. Abi, tabii şehitlik abidesi yapıldı, o da yoktu burada. Evet. Şimdi burası bir müze aynı zamanda. Sadece evet, evet, aynı zamanda müze. Ama Giresun kültür evi, Giresun'daki yapılar benzer tarzda bir yapılanma ama içi müze. Üst katlarında da göreceksiniz Giresun kültürüne ait eserler var burada. Evet. Ondan sonra yani burası bizim aslında tanıtımımıza da çok büyük katkısı olan bir yer. Giresun tanıtımının da turizmine de katkısı olan bir yer. Evet. Yani buraya gelen insan biraz Giresun'u da merak ediyor. Yani burada bu mücadeleyi vermiş insanlar. Sadece Giresunlular değil artık evet, herkes ziyaret eder. Herkes duruma geldi. Başkanım. Yani çok buraya hizmet verenlere teşekkür etmek lazım. Biz de size yani, Giresun Federasyonu'na yani emek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz sizi programımıza alalım. Biz canlı yayınlarımızı yapacağım dedik. Çok sağ olun. Belki yayından sonra ya da başkanın programından sonra tekrar bir canlı yayın yapma şansınız olur. Biz şimdi yayınımızdan ilk kattan devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Mükemmel Demiş Başkanım'a teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de kolay gelsin. Programımızda kolay gelsin. Yine bir genel bir ziyaret şöyle. Çay ve su ihtiyaçları karşılamak için odalar yapılmış, dinlenme odaları yapılmış. Biz şimdi üst kata çıkıyoruz. Yine gördüğünüz gibi duvarlarda Giresun kültürünü anlatan eski Giresun resimleri var. Belki şöyle söyleyebiliriz. Daha çok eksikleri olabilir buranın. El birliğiyle tanıyacağız. Hem burada şehitlerimizi almaya geleceğiz, hem de burada kendi kültürümüzü insanlara gösterme şansımız olacak. Çünkü binlerce kilometre uzakta bir şehirde, bir ilde şehit olan, tamamı Giresun'un olarak, yani tabii ki Giresun'un 42. ve 47. alayında 6000 askerden 400 tane sancak geriye dönebildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama burada gördüğünüz kadarıyla Kaymakam Belediyesi. Evet, şu anda Resmi Protokol Giresun Kültür Evi'ni geziyor. Hoş geldiniz. Kaymakam Bey. Kaymakamımız. Hoş geldiniz. Biz Haşmet TV'de şu anda YouTube'dan, Facebook'tan canlı yayındayız. Merhabalar, hoş geldiniz diyelim. Burayı bir gezin, sonra sizin fikirlerinizi alalım. Tamam, oldu. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Evet, Aydın Kömürcü de şu anda yavaş yavaş geliyor. Kolay gelsin. Allah'ım tamam var ya. Evet, Abdullah Bey. Evet, burada gördüğünüz gibi kültürümüzü yansıtan, Karadeniz kültürünü yansıtan, aslında Anadolu kültürünü yansıtan bir beşiğimiz var. Gördüğünüz gibi üzerinde yine peştemalımız var. Şu anda evet biz canlı yayınımıza devam edeceğiz ama İşçi İnsan Kaymakamı ve Belediye Başkanı şu anda Federasyon Başkanımızla beraber kültür evimizi ziyaret ediyorlar. Yine burada bizim yayık olarak nitelediğimiz o yerine uygun genel müziğin yansıması olan bir kullanım aracımız var.
biz şurayı hemen bakalım. Aydın Demirci, sen bize burayı anlat. Yani gördüğünüz gibi. Yani misafir ağırlığı salon burada. Eski evet sandalyemiz var, telefonlarımız var. Eski işte o şeyde Türk filmlerinde izlediğimiz bavulumuz var burada. O tahta bavul mu bir geri bavul gibi ama bu Ahmet Hasan Aslan'ın koltukları. Evet. Onlar buraya şey diye tanıyor. Evet, Aydın Kömürcü belirtiyor. Ahmet Hasan'ın kendi eşyaları, kişisel eşyaları var. Yaşından geldi. Gazimiz daha sonra 1977 yılında vefat edip kendi mezarını buraya şehitlerin yanına yaptırıp daha sonra bu ürünle Ahmet Hasan Gazimiz'in kendi eşyaları burada. Yaşından geldi. Evet, Giresun'da buraya getirilmiş, bu müze için hediye etmiş. Yine arkada bir beşiğimiz var. Yine burada gördüğünüz gibi seccadelerimiz var. Duvar süslerimiz var, duvarda resimlerimiz var. Evet, eski köylerde kullanılan. Aslında bunlar biraz daha modern bizim köydekilere göre ama hani benzer iskemleler var burada. Aydın Kömürcü. Gel. Gel. Çark köşesi derler. Çok yani ama yine orada eski yüzükler ve güzineler var. Aslında kültürü, Giresun kültürü bir nebze buraya taşınmış. Belki daha yapılacak çok şey var. Zamanla mutlaka bunların hepsi yapılacaktır. Eski radyo var, radyo bir beşik var, yerliğin derleri var. Yine kemençemiz, takamız duvarları süslüyor. Gördüğünüz gibi yine eski Giresun resimleri var duvarlarımızda. Hüseyin Gazi Menteşoğlu'nun arşivinden. Evet, Hüseyin Gazi Menteşoğlu sanıyorum geçen sene burada bir sergi açmıştı değil mi? Alt katta bir sergi açmıştı, öyle hatırlıyorum. Ben gelmedim ama gazetelere yansıyan haberlerden gördüğümüz kadarıyla. Bir de eski Giresun. Sofrası var. Evet, karşı taraf harika. Evet, karşı taraf harika. Köy tarihi. Hatta şöyle de çekebiliriz. Evet arkadaşlar, Turan Kabadayı. Sizlerle çekim yapıyor. Evet Abdullah Bey, siz devam edin anlatmaya. Gördüğünüz gibi eski ibrikler, bunlar sanıyorum eskiden şerbet için kullanılıyordu. Şerbet döküğü için. Yine burada bir tasımız var. Yine yanında küçük bir ibriğimiz var. Burası gördüğünüz gibi zaten bizim şu anda hala köylerimizde, eski evlerde, yaşlı insanların evinde olan tenekler bunlar. Sahanlar, tabaklar görüyorsunuz. Küçük cezveler. Yani bizim aslında bakır tencereler var. Son dönemde en çok bakır tencereye sanıyorum denk gelmiştik. Yine orada hemen ocağın üzerinde bir ütü var. Eski kömür ütüsü var. İdare lambası ileride. Evet, bu aslında idare lambası çok eski. Benim çocukluğumda ders çalıştığım lambalar bunlar. Yani 83-85'li yıllarda Çatalaş köyünde biz de bunlarla ders yapıyorduk. Çünkü gaz vardı. O zaman elektrik yoktu. Yine ütülerin modelleri var. Bu listir diye aslında bizim köylerde bilinen biraz daha farklı. Bizdekiler biraz daha küçük. Geniş olanlar da var. Yine burada bakır kazanımız var. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda Giresun Müzesi aslında kültür evindeyiz. Bunu bizim köylerimiz çok iyi bilir. İp dokumakta kullanılan ahşap mı derler buna? Böyle bir şey söyle. Tamam ben kılıç. Kılıç mı? Evet, kılıç. Bu ipe vurmak için, sıkıştırmak için kullanılan. Her şeyi düşünmüş. Ağabeyi sıkıştırmak. Aslında kapaz yok yani çamaşır kapaz. Şimdi Aydıncığım sen buraya bir kapaz getir yani. Evet.
Aslında bak bakın burada çok önemli. Yine bakın burada şey var. Köylerde son dönemlerde kullandığımız yine gaz lambası var. Bu da önemli bir yer tutuyor bizim hayatımızda. Burada bunu ben çok iyi bir bu kızlar var. Bu da bir tane daha. Bir de bunların tahta çekmek için olanları vardı. Büyük olanlardan. Onları bizim çocukluğumuzda gördüğümüz şeyler. Çok yakın zamanlı şeyler ama biliyorsunuz Giresun ağaç oymacılığında yani ağaçtan yaşam kendine yaşam malzemesi yapma konusunda maharetli insanların olduğu bir yer. Tamam. Yine orada kara lastiklerimiz var. Bunlar biraz daha modernleri. Hı-hı. Aslına baktığınızda derbeye gidikleri lüks olan o zamanlar lüks olan lastikler. Yine orada el yapımı. Sirke küpü. Evet, sirke, turşu ya da sirke küpü. Genelde bunların daha büyüklerine meyve de koyuyorlardı. Evet, turşu da yine orada bakın karşı tarafta hemen çantalar var. Sırt çantası, azık çantası. İşte yayla yollarında çok görmüşsünüzdür. Doğru. Yine burada küreklerimiz var. Küçük bir yayığımız var. Bunlar kürek herhalde. Evet bunlar kürek. Büyük şey kürekleri, yoğurt kürekleri bunlar. Yayıklar için yaylalarda daha çok kullanılıyordu. Genellikle Çetme kültürünün Mısır'da ektiği şey kelek. Evet. O da böyle bir... Hadice bu kelek, evet. Kelek var. Tabii biz o kelek seslerini özledik artık yaylalarda. Evet Turancığım, çok hoşuna gitsen alayım sana o kelekte. Çok evet, Karşı TV'de canlı yayında devam ediyoruz. Giresun Kültür Evi'nin üst katındayız. Bilgiler aynı zamanda şey yapıyoruz. Burada pandemi olduğu için şey yapmadık. Geçen yılda geçmiş olduğunda ikram edildik. Yani evet, evet. Bu sene pandemiden dolayı aslında burada bir durgunluk var. Normalde burası çok yoğun oluyor. Buraya gelenlerin ikram yapıldığı bir yer. Biz de yavaş yavaş dışarı çıkacağız, maskemizi takalım. Yine tavanlardaki ışıklandırmalar sistemmiş ama bunlar modern. Yani bu dönemin şeyleri değil, modern dönemin şeyleri. Evet, Parşit TV izleyicileri, burası da yine konukların ağlandığı bir yer. Şu anda da konuklarımız var burada. Federasyon Başkanımız, İşçi İhsar Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızı ağırlıyor. Biz de hemen size direkt canlı yayında Giresunlularla ilgili, Giresun Şehitliği ile ilgili Sayın Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın görüşlerini de alalım. Başkanım, siz konuşturursanız Sayın Kaymakamımız. İşçi İhsar Kaymakamımız. Evet. Sayın Yapar yeni tayin oldu. Evet. Ondan sonra göreve başlayalı da bir 10 ay kadar oldu. Siz burayla ilgili, Giresunlarla ilgili bilgi sahibi olduğunuz mu bu evet, süre evet. İçerisinde? Turan Bey, kaymakamımızdan Giresunlarla ilgili bu kültür eviyle ilgili düşüncenizi alalım. Ben buraya geleli 10 ay kadar oldu. İlk gördüğüm zaman açıkçası çok şaşırdım. Zannediyorum ki Giresunların dışında böyle kendi memleketin dışarısında bir şehitlik ben bugüne kadar görmemiştim. Evet. Tabii 29 Ağustos 1922 tarihinde büyük taarruzda memleketimizin birçok kesiminden insanlar savaşa katıldı. Bu savaş sırasında birçok şehit verdik.
Ama Giresunluların ve Giresun'un daha geçmişinden ya geçmişine yönelik göstermiş olduğu saygıyı bu kültür evinde görüyoruz. Gerek İstanbul'daki belediyelerde çalışan Giresunlulardan, gerekse Giresun'da yaşayan Giresunlulardan buraya ne kadar katkı verdiklerini görmüş bulunduk. Bu yüzden de Giresunlulara büyük şükranlarımı ben sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızdan da düşüncelerini alalım. Tabii siz siyasetçisiniz. Çok var. Siyasetçiler çok uzun konuşur derler ya. Geçiyor. Yani siz tabii burayı daha iyi biliyorsunuz. Bölgeyi daha iyi biliyorsunuz. Ben de bir yıldır belediye başkanıyım. Ama burası, burası olduğu için bölgeyi daha iyi biliyorsunuz. Tabii biz buranın ilk konuşumundan biraz bahsetmemiz lazım. Evet. Burada şehit olan Manga'nın takımın bir tanesi o anda su getirmeye gitmiş. Biz çocuktuk. Ahmet amcamız, biz küçükken buraya gelirdi, mahalle odalarında kalırdı. Ve burayı çok uzun bir süre araştırdı. Sonuçta bu bölgeyi tespit etti. Uzun mücadeleler sonunda işte genel kurmaydan, bir savunmadan, diğer bakanlıklardan, birçok yerden destek istedi, uğraştı. Burada bir şehit diye nüvesini oluşturdu. Allah rahmet eylesin. Daha sonra da vefat etti. Buraya defnedilmesini kendisi vasiyet etti. Tabii hakikaten Türkiye'nin birçok yerini gezdik biz de gördük. Ama bir Kocatepe'de bütün illerden şehitler var. Başka şehitliklerimizde bütün illerden şehitler var. Ama hiçbir il Giresunlular gibi böyle özel bir şehitlik yapıp Giresunlulara üye yapıp böyle katkılarda bulunmadı. Başta federasyon başkanlarımız, geçmişteki başkanımız, bugün başkanımız, milletvekillerimiz ve diğer tüm Giresunlulara hakikaten minnettarız. Bu toprakları bize vatan yapan Giresunlu ve diğer şehitlerimize, gazilerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Yani çok güzel bir çalışma oldu hakikaten. Başkanım, siz siyasetçisiniz. Hemen ben tabii gazeteci olduğum için hemen o soruyu da size sorayım. Buranın inşaatının iki hisara ne kadar katkısı oldu? Yani gelişme anlamında, ekonomik anlamda katkısı oldu mu iki hisara? Tabii ki bu tür faaliyetlerin, yatırımların yapılması Türkiye'nin hemen her yerinde bulunan Giresunluların buraya ziyarete gelmesi bizim iki hisarında tanıtımında, reklamında ciddi bir katkısı oldu tabii ki. O manada da teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Bundan sonra çok daha güzel olacağını ümit ediyoruz. Şöyle söyleyeyim başkanım, 2014 yılında biz buraya ilk geldiğimizde bu yollar gerçekten hani harap durumdaydı. Daha önceki yıllarda geldiğimizde ama mesela biz bugün gelirken çok rahat bir şekilde gerçekten hani asfalt yollardan geldik buraya. Daha önceki yıllarda geldiğimizde yollar tabii zerre topraktı. Hani bu anlamda da İşçi Hisar'a Giresunlar'ın aslında büyük katkısı olmuş diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Yani hem yollar yapıldı, köyde okullarımıza, öğrencilerimize birçok alanda Giresunlar katkı, destekte bulunuyorlar kütüphanelerimize. O manada tabii ki destekleri, katkıları var. Teşekkür ediyoruz. İşçi Hisar Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz canlı yayınımızı dışarıda devam edeceğiz. Yine etkinlik alanında da diğer yerlerde birlikte gideceğiz. Evet, arkadaşlar canlı yayınımız devam ediyor. Görüyorsunuz burasını. Kültür evimiz Turan Bey size kültür evimizin biz diğer tarafa giderken geniş alanda gösterecek. Yine burada bir şehitlik anıtımız var. Sabah askeri bir tören vardı burada. Tabii askeri tören sınırlı sayıda yapıldığı için biz tabii o törene gelemedik. Afyon'da çeşitli noktalarda yaptığımız geziler vardı. Bu arada
Tabii burada sizi de ilerleyen saatlerde bir abimizle tanıştıracağız. Evine konuk olduk, sosyal medya adresimizden paylaştık. Bizi ikramlarda bulundu. Onunla da göreceğiz. Bu buradaki arazinin bir kısmında Giresun Şehitliği'nin yapılması için bağışlayan bir abimiz var. Asım Özen abimiz. Onunla da yine sizinle buluşturacağız. Şu anda federasyon resmi töreni, federasyonun düzenlediği resmi tören başlıyor. Biliyorsunuz bu anlamda da kısıtlı sayıda bir tören olması için valiliğin verdiği bir izin vardı. Evet, şu anda protokol yerini almak üzere. Evet, Giresun Federasyonu devam ederken biz sizlerle burada yapılan çalışmaları da aslında görmek istiyoruz. Bakınız işte burada gelen insanların rahatça oturabilmesi için kamelyalar düzenlenmiş. Turan Bey şuradan şehitliğimizin ve kültürlerimizin görüntülerini sizlerle paylaşacak. Sayın muhtarımız burada mı? Muhtarımızı da davet ediyoruz. Evet, şimdi bugün Asım abinin evini ziyaret ettik. Şaban abi yıllardır buraya gidip geldiği için Asım abiyle tanışıyor. Bizlerle de tanıştırdı. Aslında Asım abi Afrika insanının buradaki Asım adamından bir tanesi sadece. Bizi elinde ne var ne yoksa bizimle paylaşmak sağladı. Çok güzel meyvelerinden yedik bahçesinde. Asım abi konuşmamız sırasında buradaki arazinin bir kısmını size ait olduğunu söylediniz. Ben bedel almadan, bedelsiz olarak Giresun Şehitliği'ni için bağışladığınızı söyledim. Bu konuyu bize bir anlatır mısınız? Neden böyle hani, çünkü biliyorsunuz bu işlerde insanlar rant elde etmek için... Yok yok, şimdi efendim, o tarihte buraların yeri aşağıdaydı. Burası zaten taşınmak zorunda oldu buraya. Evet. Bu arazide dededen bize miras kalmış. Koyup gidene Allah razı olsun. Bir kısmı burada dediğim gibi arazisini vermiştir ama ücret karşılığı da veren oldu. Fakat biz kendi aramızda dedik ki bunu ücret karşılığı değil de hayırımız Allah rızası için iyi bedelim. Mahkemeye intikal etti tabii. O şekilde biz orada mahkeme kararıyla devretmiş olduk. Evet. Asım Özen abimize çok teşekkür ediyoruz. Şaban abi senin de düşüncelerini alalım. Sen yıllardır buraya gidip geliyorsun. Giresun Vakfı'nın da şu anda sekreterliğini yürütüyorsun. Senin de burayla ilgili düşüncelerin var. Biz sivil toplum kuruluşları olarak özellikle de 2000 yılından itibaren bugünkü şehitliğimiz... Evet, şu anda saygı duruşu yapılıyor. Hemen tören alanına dönelim. Ebrahim Bey, evet. Teşekkür ederiz. Evet.
Şaban abi de kalmış. Kıymetli misafirlerimiz. İsterseniz Şaban abi şöyle dışarıya çıkalım. Orada sohbet edelim. Size Giresun Ulaşehirliğimiz hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Giresun Ulaşehirliği siz sizin doğum hakkınızı. Evet. Şaban abi. Sen de kalmışsın. Giresun STK'ları olarak 2000 yılından itibaren bölgede bugün Giresun Kültür Evi başta olmak üzere Giresunlar Şehitliği adı altında hizmete açılan ve Giresun ilini temsilen burada yer alan şehitliği sık sık ziyaret etmekteyiz. Bunu olağan olarak sivil toplum kuruluşları olarak her yıl mütemadiyen her geçen gün daha fazla bir katılımla yaşatmaktayız. Bugün yine buradayız. Fakat bugünün özelliği şu. Yıllardır gözden kaçmış ufak bir nüansla beraber bugün Giresun Şehitliği'nin üzerinde bulunan arsanın bağışçısı olan Asım Özen abimizle beraberiz. Asım Özen Bey'in bugün burada Giresunlulara ve Giresunlu şehitlerimize yapmış olduğu bu anlamlı jesti çok çok değerli buluyoruz. Kendilerine bir Giresunlu vatandaş olarak ve STK temsilcisi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Burada yıllarca hep siyaset olarak insanlar bir mesaj vermeye çalıştılar. Ama buralar bizlerin manevi duygularımızı paylaştığımız, onları birebir yaşadığımız bir yer olarak kalmasını istiyoruz. Bu konuda da bugün burada pandemi dolayısıyla fazla bir STK temsilcisi ve katılımcının olmadığını ama bunun bile yeterli olarak buradaki insanlarımızın geçmişlerine, ruhlarına bir Fatih okumanın mutluluğuna erişmiş bulunuyoruz. Evet, şimdi biz Turan Bey'le beraber burada yapıları beraber gezeceğiz. Ben bir şeye değinmek istiyorum burada mümkünse. Yalnız bize bu mirası bırakıp giden deden rahmetli o savaşta o zaman Yunanistan'a kadar esir olarak gittiğini anlatırdı bana. Evet. Bana değil yani torunlarına, onların da benim emsallarımdan sağ olanlar var, ben onlara da anlatmıştır. Adam öyle derdi rahmetli. Ve onun mirasçısı olaraktan, onu da böyle esir düşme şeysiyle falan, yani bir takım şeyleri sırt arkası ederekten biz o şekilde onun sayesinde de bir sahip etmiş olduk burayı. Mesela bir dedem vardı benim, gene en büyük dedem, ondan da büyüğüydü bu. 12 sene askerlik yaptığını söylerdi. Bu askerdeyken en büyük oğlu askere gitmiş. Aynı bizim bu da şehit düşen vatandaşlarımız gibi böyle 16-17 yaşlarında. Artık okuman tarihini çok fazla bilemiyoruz. Ondan sonra o da anlatırdı mesela. Büyük dedem geliyor. Büyük oğlu, askere giden büyük oğluyla burada karşılaşıyorlar. Evlerinde karşılaşıyorlar o tarihte. Bana öyle diye anlatırlardı. Hatta bir telefonda da bir şeyle resmi bir kanalından şeyim oldu da mesaj yazmak isterdim dedim. Burada mesajlarda o zaman daha telefona daha yeni şey yapıyorum. Güzel yazamamışım yani. Lena abi güzel yaz falan dediler. Bana mesaj attılar ama beceremediğim için bu şeyleri veremedim. Yani bu vesileyle bunlara da değinmiş oldum. Koyup giden nurda yaz. Cennetler mekanı olsun. Mekanlar cennet olsun. Kuşamızlar. Bunlar da olmasaydı biz bugün bunlar da olamazdık. Yollarımız da bu şeylerde olmazdı. Evet Abdullah. Evet, devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz buraya geldiğimizde daha önceki yıllarda burası geniş bir alandı. Ekim yapılan bir alandı. Burada gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği tuvaletler, mescitler yoktu. Şimdi biz onlar da yapıldı, onları biz de geldik. Burada Giresun kültürü tam anlamıyla yansıtılmaya çalışıyoruz. Yine devam ediyoruz. Yine gelen ziyaretçilerin rahat etmesi için buralarda da yer yer kameralar var.
Evet, burada bir yapımız var. Bakınız, ormanın içinde de çok güzel kamera alanları var. Bekçi. Evet. Burada buranın bekçi olarak mı siz? Yok, arkadaş şeydi, bekçi burada. Tamam, bekçi. Evet, burada bir bekçi evi yapılmış. Burada gördüğünüz gibi bir kompleks var. Yine burada bir bekçimiz bu kompleksin hem bakımını hem bekçiliğini yapıyor. Güzel de bir bekçi evi yapılmış buraya. Devam ediyoruz. Yukarıda yine lavabolarımız var. Daha önceki yıllarda geldiğimizde gerçekten zor durumda kalıyorduk. Yine sivil toplum kuruluşlarımızın, bürokratlarımızın, belediye başkanlarımızın katkısıyla kadın, erkek, LGBT ve burada şadırvan da var. Yine bir üstte mescidimiz var. Sanıyorum 2017 yılıydı. Bu mescidin açılışını hatırlıyorum burada. O zaman şu anda milletvekili olan Hasan Turan belediye başkanlarıyla beraber akşam namazı kılmıştık. İlk açılışında o zaman yapmıştık. Tabii bu belediye başkanlarımızın girişimleriyle yapılmış bir şey. Bakın burada bir anıt da yapılmış aynı zamanda. Digasunlu 42. ve 43. gönüllü alayları rahmetle birlikte anıyoruz. Turan arkadaşımız size onu gösterecek. Buraya çok ciddi kalabalıklar geliyor. Bu yıl biliyorsunuz pandemiden dolayı ziyaretlerin sınırlanmasından dolayı aslında bu kadar boş. Normalde burada bir insan yığını oluyor. Gerçekten Giresunlular o anlamda özellikle Bursa'dan, Ankara'dan, çoğunlukla da İstanbul'dan, İstanbul STK'lar çünkü bunu çok önemsiyor. Beykozlu Giresunlular Derneği, Bayrampaşa Giresunlular Derneği, Giresun Federasyonu, Bursa Giresunlar Derneği ve gerçekten bu derneklerin sivil toplum kuruluşlarımız bu manevi duygunun burada yaşanması için gençleri, özellikle de gençlerimizi buraya getirmek için büyük çaba harcıyorlar. Kurtuluş Savaşı'nın büyük taarruzun yaşandığı dönem. Az önce şehitlerimizi gördük. Turan Bey şu anda tören alanını size gösterecek. Kültür evinin olduğu yeri size gösterecek. Şimdi orada şehitlerimiz oraya defnedildi. Aslında Büyük Savaş'ın yaşandığı yer şu anda gördüğünüz Yedesivri Tepesi. Orada tabii bir yazı var. Şu anda belki okuyamıyoruz. Giresunlular atalarının izinde diye, ecdadının izinde diye bir yazımız var. Şuraya baktığımız zaman burası da şu anda şehitlerimizin bulunduğu bölgede yüksek bir bölge. Yani kontrol açısından yüksek bir bölge. Şu tepeye çıkıp şuraya çıktığımızda ben size olayın nasıl olduğunu, taarruzun nasıl olduğunu dinlediğim kadarıyla tarihçilerimizden ya da yürü halkının
kaynaktan bildiğimiz kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Tabii burayı alttan, burası da bir tepe. Şu anda biz o tepenin üstüne çıkıyoruz. Aşağıyı da göstermemiz lazım. Burası Dedesi bir tepesi. O zamanki Yunanlılar diyor ki, siz burayı diyor yani 6 ayda alırsanız biz 6 saatte sayızı alırız. Az önce muhterem Memiş Başkanım da anlattı. Dedesi bir tepesinin şu anda alt kısmı biraz daha derin burası. Bizim bulunduğumuz noktadan orayı tam göremiyoruz. Aşağıda teller var. Yunan ordusu gördüğünüz şu anda Türk bayrağını oldu. Aşağı kısmında bir delik kısmı var. Burayı alttan görüyorum. Delik kısmı var. Bizim askerlerimiz sürünerek tellere kadar geliyorlar. Fakat tellere bir sürü işte yani çankerek değil de daha çok tenekeli şeyler asılmış. En ufak bir şeyde tenekeleri tutunca o bölgeler tutunca. İkinci alay buradan taarruza geçti. Açılan ateşte ilk anda 14 tane şehit veriyoruz. Şimdi 14 şehit, burada aşağıda yatan şehitlerimiz. Orada size isimlerini zikredik, hepsini rahmetle anıyoruz. O tepeye, Türk bayrağının olduğu bölgeye, daha önceki girişimde ben oradan çıktım. Bölgeye gerçekten hakim bir tepe. Gerçekten çok uzun bir alanı, büyük bir alanı görüyor. Yani şartlarını düşündüğümüz şöyle düşünebiliriz. Bizim İstanbul'dan buraya gelmemiz 6 saat sürdü. Araçla 6 saatte geldik. Ve kısa bir dönemde Giresun'dan çıkan bir gönüllü alayın, iki tane gönüllü alayın Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere gelen Topal Osman komutasındaki iki tane alayın buraya gelmesi, at sırtında ya da kanılarla ya da tren yolculuğuyla buraya gelmesi ne kadar zaman alır? Gerçekten insanın bazen dimağı almıyor. Neden biz çok kolay ulaşım varken Afyon'da bulunan birçok şehitliği ziyaret etmiyoruz diye insanın kendi kendini sorgulaması gerekiyor. Belediyeler talep olduğu takdirde ulaşım noktasında STK'lara gerçekten çok kolaylıklar sağlıyor. Bu halde bile insanlarımızın buraya gelmemesini aslında biraz insanların kendini sorgulaması gerekir. Biz Harşit TV'den şehitlikten başlayarak buraya gelene kadar yapılan çalışmaları size göstermeye çalıştık. Burada çok emeği geçen insanlar var. Burada Doğanlar Köyü'nde buraya emek veren insanlar var. Buranın bekçisi var. Buraya yıllardır unutulmasın diye ziyaretçi getiren sivil toplum örgütlerimiz var. Onların yönetimleri var. Buranın bu hale gelmesini sağlayan bürokratlarımız var. Siyasetçilerimiz var. Vekillerimiz var. Birçok insan var. Şunun ismini analım da şunun ismi kalsın ya da bizim de tanımadığımız, yani bizim de ismini bilmediğimiz ya da yaptığı çalışmaları tam anlamıyla bilmediğimiz insanlar var. Çünkü burası farklı STK'ların farklı zamanlarda emekleriyle ortaya çıkmış. Yani tam bir koordinasyondan söz etmemiz özellikle 2009-2010'lu yıllara kadar gerçekten de çok şey değil. Belki o gün imkanlar da bu anlamda yeterli değildi. Ama şuna tabii ki şu anda İstanbul Milletvekili olan Hasan Turan'ın buranın ihya edilmesi konusunda çok ciddi gayreti var. Çok ciddi emeği var. Çok ciddi yönlendirmesi var. Özellikle milletvekili olup gittiğinde herkes sağım işte aldı yükünü gitti işte milletvekili oldu. İşte STK'larda görev yaptı. Artık komisyon tamamen vekili oldu. Ondan daha bize hayır gelmez dediği dönemlerde ne söz verdiyse aslında burayla ilgili ve başka projeyle ilgili verdiği sözleri tuttu. O anlamda tabii ki son 6 yılda buranın bu hale gelmesini sağlayan Giresun Federasyonu Başkanı olan şu anda emekli olan Hasan Turan'a ve Giresun Federasyonu'nun yönetiminin tamamına emeği olan Beykozlu Giresunlar Derneği adını söyleyeyim. Onların da gerçekten çok ciddi emeği var. Orada bu işe öncülük eden ya da bu işle uğraşan insanlar var. İsimlerini zikrettik. Az önce şehitlikte Ahmet Kubileri var. Daha sonra işte Bulancak Federasyonu Başkanlığı'nı yapan komitede, buranın ihya edilmesi komitede görev alan
Abdullah Gimsel var, Dernekler Birliği Başkanı Halil Kütük var. Tabii en önemli kıvılcımı yakan kişi Giresun Dergisi. Yani Giresun'un nabzını tutan Giresun Dergisi. Giresun Dergisi'nde çıkan bir haber, Giresun Dergisi'nde çıkan bir yazı aslında tabii ki insanlarımızı manevi olarak dokundu ve onlar o günden bugüne kadar imkansızlıkları aşarak aslında bugün burası bu hale geldi. Şu anda Kur'an tilaveti yapılıyor tören alanında. Çok az bir katılım var. Çünkü valiliği pandemiden dolayı bir sınır getirmişti. Tabii biz de o sınırı koruyarak burada yayın yapmaya çalışıyoruz. Arşit TV olarak iyi bir yayın çıkardığımızı düşünüyorum. Söyleyecek belki unuttuğumuz belki isimler vardır ya da anlatamadığımız şeyler de vardır. O anlamda izleyicilerimizin affını sığınıyoruz. Afyon Giresun şehitliği gerçekten gelip görünmesi gereken, burada yaşayan insanların yaşam koşulları, buranın ulaşım koşulları Giresunlar tarafından görülmesi gereken bir durum. Burası da gelip görülmesi gereken dua okulup şehitlerimize, tüm şehitlerimize, sadece buradaki şehitlerimize değil, tüm şehitlerimize dua edilmesi gereken bir mekan. Ben bundan yayınımızı burada sona erdiriyorum. Bizi izleyenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.